yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Canlar, evet, bir tane gencecik fidanımızı ana Fatma'ya Herdo Derviş. Bir rızalık alalım. Ailemizden de bir himmetiyle, dedelerimizin de, dedem isterseniz siz de yerini okuyabilirsiniz. Buyurun. Peki. Cümlenizin himmetiyle canlar elimiz gönlümüzde. Salat ve selam sımara babaya Mehmet ya Ali. Salat ve selam sımara babaya düzgün babaya desudi imama. Pir Sultan Abdal'ın nefesiyle Zülfü canımız size şöyle seslenip şöyle bir helallik istemektedir. Geldik gider olduk illerinizden. Dostlar, canlar, rızalık ile, sefa ile gönderin bizi. Doyamadım tatlı Allah diyelim. Bismillah. Allah Allah. Eyvallah. Ehli canlar, kapı komşu, eş, dost. Müfi canımız haktan geldi, hakikatine gidiyor. Haktan gelip hakikatine giden canımızdan razı mısınız? Cenab-ı Hak da sizlerden razı olsun. Ehli canlar, kapı komşu, eş, dost. Muhammed Ali'ye ikrar verenler. Hazreti İmam Hüseyin dar-ı didar ikrarına duranlar, merhum kardeşimiz Zülfü canımız haktan geldi, hakikatine gidiyor. Haktan gelip hakikatine giden canımızdan razı mısınız? Cenab-ı Hak da sizlerden razı olsun. Ali, velayet nurunun hem padişahıdır. Ali el Mürteza'nın yüzü sürmeti hakkı için bağışlayasın. Ya Hak, ya Muhammed, ya en azerken ruhları için, Allah rızası için El-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nesta'in. İhdina sıratal müstakim. Sıratallezine en'amte aleyhim. Gayril mağdubi. Bizim bu acı günümüzde bizi yalnız bırakmadığınız için. Her şeyden önce bu acı günde çok önemli bir kısa öz bulundurmak istiyorum. Sosyal medyada bazı şövmenler ve belediye adına bazı provokatörler yanlış bilgilendirme yapmaktadır. Bu konuda kısa ve öz bir tek kelimeyle ilgili. Birçok belgemiz var, açıklamayacağız. Bir tek kelime söyleyeceğim. Tunceli Belediye Başkanlığı'na, Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne. Sayı 228-25-704-93-07-01 31-646 konu izin hakkında. Sayın Zülfü Çelikdemir. Bu belediyenin Zülfü Çelikdemir'e verdiği bir cevap. Moğoltay Mahallesi Ayaz Nüpelda Güloğlu Caddesi Tunceli Belediyesi Merkezi Tunceli. 18-12-2023 tarihli ve 102-18 sayılı dilekçeniz, yani dilekçenin tarih sayı numarası 102-18. İlgi tarih ve sayılı yanınızda, yazınızda 3-1-2024 tarihinden itibaren 70 gün yıllık izin talep etmektesiniz. Zülfü 70 günlük bir izin talebinde bulunmuş belediyeden resmi dilekçeyle ve dilekçenin tarih sayı numarasını yukarıda okudum. İş yok. Belediyenin verdiği cevabı okuyorum size arkadaşlar. Bunu tüm vicdanlı insanların vicdanına bırakıyorum. İş yoğunluğu ve personel eksikliğinden kaynaklı talebimiz olumlu değerlendirilmemiş. Talebiniz olumlu değerlendirilmemiş. Olup uygun bir tarih, yani değerlendirilmemiş olup uygun bir tarihte tarafınıza izin verilecektir. Hususunda gereğini rica ederim demiş. Şimdi arkadaşlar, açıkça Zülfü'nün şu anda belediyede alacak izin sayısı 156 gündür. Bu 156 günün 13'ünü sadece, yani onun dışında toplam 168 gün izni var. 13 gün izin kullanmış, 156 gün izni içeride durmaktadır. Buna rağmen bakın bu dilekçenin tarihi nedir? Ne demiş, ne tarihinde istemiş? Demiş ki 3-1-2024 tarihinde izin kullanmak istiyorum. Bu hepinizin dikkatini çekmek istiyorum. Bu yeğenime bu izin verilmiş olsaydı Zülfü şimdi yaşıyordu ve aramızdaydı. Bu kadar aymazlık, duymazlık, insan dışı işlemlerle, yapmakla, uğraşmakla
bu iş çözülmez. Belediye başkanı da olmaz. Yöneticilik de olmaz. Bir insanın değeri bu kadar ucuz olur mu? Ben sendikasına soruyorum. Bu DİSK üyesiydi ve DİSK sendikasının üyesiydi. DİSK ne yaptı bu konuda? Ne yaptı? Olur mu böyle ya? İkiyüzlülük olur mu? Ben tüm Dersim halkının vicdanına ve vicdanı burada bulunan vicdanlı insanların vicdanına sesleniyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Kardeşim, 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 kardeşim